Herkese merhabalar. Havalar ısındı. Etrafta artık kirazları da görmeye başladık. İştahımız da kirazı görünce tabii ki açılıyor. Ve kiraz hepimizin sevdiği meyvelerden. Peki kirazın faydaları neler? Kiraza karşı alerji gelişir mi? Gelişirse belirtileri neler? Teşhisi nasıl konuluyor? Tedavisi nasıl yapılıyor? İşte bunları anlatmak için sizler için bu videoyu çektik. Kiraz bir kere gülgiller ailesinden olan bir meyvedir. Ve gülgiller ailesinde neler var? Şeftali var, elma var, kiraz, armut, fındık, badem, erik, bunlar hepsi gülgiller ailesinden. Birine alerji gelişirse diğerine de alerji gelişme potansiyeli yüksek. Çünkü aynı akrabanın aileleri. Şimdi önce kirazdan bahsetmek istiyorum. Kiraz özellikle 100 gramı 63 kalori. Kalorisi kavuna, karpuza göre, kayısıya göre biraz yüksek. Ama unutmayalım, içindeki C vitamini portakalın iki katı. Ondan dolayı özellikle faydalı ve içinde kalsiyum, magnezyum bakımından fazla değerli. Fazla var. Bu bakımdan da faydalı olabilir. Birçok mineral var, vitamin de var tabii ki. Antioksidan özelliği var. Kalp sağlığımız için faydalı. Antioksidan özelliğinden dolayı anti-aging özelliği var. Anti-inflamatuar özellikleri var. Eklem ağrılarına, kas ağrılarına faydalı. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de Alzheimer hastalığında da faydalı. Onun için Alzheimer hastalığına karşı koruyucu amaçla da kiraz tüketmek faydalı olabilir. Demek ki en önemli iki özelliği C vitamini iki kat ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği diğer meyvelerden üstün tarafı olarak tabii ki size söyleyebiliriz. Peki kiraz alerjisi deyince ne aklımıza geliyor? Kiraz alımından sonra 5-10 dakika içinde dilde, dudakta şişme oluyorsa, ağız içinde şişme, karıncalanma, kaşınma, boğazda kaşınma oluyorsa o zaman kiraz alerjisi diyebiliriz. Peki kiraz alerjilerinin başka belirtileri neler var? Bir kere bu dildeki, dudakta kaşınmalar genelde 5-10 dakika içinde hafifliyor. Çünkü yedikten sonra mide asidinden geçerken genelde alerjen testi azalıyor ve fazla belirti vermiyor. Ancak içinde öyle alerjenler var ki ısıya dayanıklı olanlar ve ısıya dayanıklı olmayan 4 farklı alerjeni var. Ve bu alerjenler özellikle huş ağacı olanlarda genelde huş ağacına karşı, polenine karşı alerjisi olanlarda genelde kiraz alerjisi daha fazla oluyor. Bu sebepten dolayı huş ağacına alerjiniz varsa kiraza alerji olma potansiyeliniz yüksek ve bu huş ağacındaki alerjenler ve kirazın içindeki alerjenlerden dolayı reaksiyonlar gelişebiliyor ve ısıya dayanıklı formdaki alerjenler ciddi alerjik şoka neden olabiliyor. Demek ki alerjik şoka da neden olabiliyor. Alerjenleri çok etkili, önemli alerjenler olabiliyor. Peki bunun teşhisini nasıl koyalım? Özellikle teşhisini koyarken ne yapmamız gerekiyor? Bir alerji doktoruna başvurmanız gerekiyor. 18 yaşına kadar olanların çocuk alerji, 18 yaşından büyüklerin de yetişkin alerji uzmanlarına başvurmaları faydalı. Çünkü bu uzmanlar bu konuda deneyimli olan, eğitim almış uzmanlardır. Ve alerji doktoruna giderken de bir hafta öncesinden ağızdan alerji şurupları, öksürük şurupları, soğuk algınlığı şurupları almadan veya tabletleri almadan gidin ki deri testi etkilenmesin. Aç veya tok fark etmez, tok gidebilirsiniz. Ve alerji doktoruna giderken de bir tane de kiraz götürürseniz iyi olur. Çünkü kirazın kendinden de alerji testi yapılabilir. Ve alerji testi yapılması için öncelikle belirtiler alerji doktoru tarafından dinlenir. Ve uygunsa kiraza karşı deriden test yapılabilir. Ve kirazın kendinden de test yapılabilir. Ama bazen yanlış negatif sonuçlar çıkabiliyor. Yani alerjiniz olsa bile çıkmayabiliyor. Hafif hassasiyet durumunda ne yapmak gerekiyor? Denemek gerekiyor. Yani yükleme testi yapılabilir. Çünkü testler sadece hassasiyeti gösterir. Çok ciddi hassasiyet olanlarda alerji olma potansiyeli daha yüksektir. Kandan alerji testleri yapılabiliyor. Onda da bazen yanlış sonuçlar çıkabiliyor. En etkili olanlar içindeki bileşenlere bakılan alerji testleri daha etkili olacaktır. Bu testler özellikle bileşenlerine bakıldığı için nereden kaynaklanıyor? Huş ağacından mı? Başka nereden kaynaklanıyor? Gerçek alerjisi var mı? Isıya dayanıklı mı? Alerjik şok yapma potansiyeli var mı? Bunlar ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Peki teşhisi koyduk.
tedavide ne yapıyoruz? Bir kere kirazı diyetten çıkarıyoruz alerjimiz varsa. Kiraz içeren gıdaları da çıkarıyoruz. Reçelini de, meyve suyunu da çıkarmamız gerekiyor. Ve özellikle çapraz reaksiyon yapan gıdalardan da uzak kalmak gerekiyor. Onun için acaba eriye var mı? Armuta var mı? Şeftali elmaya var mı? Bademe fındığa var mı? Yani kendi aile fertlerinde de alerji oluyor mu olmuyor mu bakılması ve içindeki bileşenlerden dolayı da özellikle bu ısıya dayanıklı olan alerjenler özellikle bazı gıdalarda portakalda, elmada, şeftalide, kayısıda olabiliyor. Bunun dışında domatesde olabiliyor. Buğdayda, mısırda olabiliyor. Yer fıstığında olabiliyor. Bütün bunlarda alerji var mı yok mu diye değerlendirmek gerekiyor. Onun için ayrıntılı, kapsamlı alerji testiyle değerlendirilmesinde fayda var. Bu testlerin de alerji uzmanları tarafından değerlendirilip tedavisinin düzenlenmesi çok önemlidir. Sonuç olarak demek ki ne yaptık? Teşhisini koyduk bu şekilde ve tedavisinde de diyet yaptık. Ve bazen de belirtiler olduğu zaman da antihistaminik ilaçlar ve kızarıklığı giderici tedaviler kullanabiliyoruz. Ve alerjik şok belirtileri varsa nedir bunlar? Tansiyonda düşme, vücudunda ani kaşınma, kızarma gibi belirtiler. Eğer nefes sıkışması gibi belirtiler oluyorsa hemen yatar pozisyonda bacakların altına yastık koyarak adrenalin OTE enjektörünü uygulamak gerekiyor ve arkasından da ambulans çağırmak gerekiyor. Bu ilk tedavi hayat kurtarıcı tedavi ama daha sonra tekrarlayabildiği için hastanede tedavinin devam etmesi için ambulans çağırıp haber vermek gerekiyor. Ve tedavide bir de kuş ağacına karşı alerjiniz varsa polenine karşı alerji aşısı yapılabilir. Alerji aşısının belki kiraza karşı alerji önleme açısından faydalı olma ihtimali vardır. Çalışmalarda faydalı bulanlar, bulmayanlar var. Onun için denenebilir. Kuş ağacına karşı zaten alerjik nezleniz, astımınız vardır. Bunlara karşı tedavi denenebilir. Sonuç olarak kiraz alerjisini de anlatmış olduk. Güncel videolarımızdan faydalanmak istiyorsanız, dinlemek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız Ahmet Akçay YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerji Doktoru Instagram sayfası, Alerji Doktoru TikTok sayfasını takip ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.